Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açıkladığı raporda 19 Kasım haftasında yabancıların 384 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirirken 72,2 milyon dolarlık da tahvil satışı yaptığı görüldü. Ayrıca 158,7 milyon dolarlıkta ters repo işlemi yapan yabancı yatırımcılar 800 bin dolarlıkta şirket borçlanma senetlerinden çıkış yaptıkları görüldü. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatında 127,3 milyon dolarlıkta düşüş kaydedildi. Yani vatandaşların 19 Kasım haftasında döviz sattığı görüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kredilerin 4 trilyon 250 milyar Türk lirasından 4 trilyon 425,7 milyar Türk lirasına gerilerken mevduatların arttığı da gözlemlerinden kaçmadı. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0,38'lik değer kazancı ile 1819 seviyesinden tamamlarken tarihi rekorunda yenilemiş oldu. Toplam işlem hacmi ise 31,9 milyar Türk Lirası seviyesinde gerçekleşirken sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %4,45 ile inşaat sektörü olurken en çok gerileyen sektör ise %1,97 ile ulaştırma sektörü oldu. Dolar Türk Lirası'nda da dengelenme hareketleri devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin Şükran gün olması nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verilerine göre 19 Kasım haftasında brüt rözerlerin 128,4 milyar dolar düzeyinde yükselmesi, net rezervlerin ise 25,2 milyar dolara da düştüğünü gördük. Swap yükümlülüklerin çıkarıldığında ise Merkez Bankası'nın rezervlerinin negatif bölgede eksi 35 milyar dolar civarında olduğunu da söylemek isterim. Dün ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi ve yapılan açıklamada bunun rutin bir toplantı olduğunu belirtmesi herhangi bir problemin olmadığı, Türkiye'nin ekonomik gelişmelerini ve yeni yılın değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilirken bankacılık sektörünün de güçlü olduğu vurgusu ön plana çıkarıldı. Bugün yurt içerisinde ver akışı sakin. İngiltere İsrail gibi ülkelerin Güney Afrika ülkelerinin bir kısmına uçuş yasağı getirmesi ve Avrupa Birliği'nden dördüncü dalga uyarısında kırmızı alan vermesi borsalar üzerinde satış baskısını yaratırken bugün yurt içerisinde Borsa İstanbul Yüz Endeksinin satıcılı bir seyirde başladığını görürken satış baskısının artarak da devam edeceğini düşünüyorum. Borsada belirleyici seviye olarak 1834 seviyesi kritik öneme sahip. Artık kısa vadede bu seviye geçilmediği sürece satışların ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dolar Türk Lirası'nda ise 11,77 Türk Lirası'nın altına inebilirsek satışların hız kazanabileceği, 12,21 seviyesinin üzerinde de alış baskısının Kuvvetlenebileceğini düşünüyorum. Dolarda ana yüksek eğiliminin de yani yükseliş eğiliminin devam ettiğini de söyleyebilirim. Kurdaki her düşüşün alım fırsatı yarattığını da tekrar tekrar sizlere vurguluyorum. Dolar ve euro ile ilgili daha detaylı analizim için videonun son bölümlerine bakmanızı da tavsiye ederim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. Amerika Birleşik Devletleri tahvil piyasasının da kapalı olduğu günde dolar endeksi ve dolar endeksindeki hafif geri çekilmelerinde yaşandığını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü nedeniyle piyasalar erken kapanış gerçekleştirirken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ise %6'lık düşüşle %1,54 seviyesine geri çekildiğini görüyoruz. Bugün dolar endeksinde de satış baskıları ön plana çıkarken küresel bazda hem dolar endeksinde hem de Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde ana eğilimdeki yükseliş beklentimi de koruyorum. Ancak kısa vadede bir geri çekilme yaşanması daha olası görülüyor. Dolar endeksi 94,50 ile 95 bölgesine doğru geri çekilme yaşayabilirken bu bağlamda doların tüm para birimlerine karşı da değer kaybı söz konusu olacaktır. Ons altında da bu bağlamda tekrardan kısa vadede yükselişler yaşanırken bu yükselişleri satış fırsatı olarak gördüğümü sizlere tekrar tekrar vurgulamak istedim. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde Almanya'da açıklanan 2021 yılı 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında %1,7 olarak gerçekleşirken Almanya'da büyüme üzerine baskının devam edeceği ifadeleri yer aldı. Yine Almanya'dan gelen Tüketici güveni beklentilerin altında 1,6 puan açıklanırken, koronavirüste 4. dalganın hızlanması ve Almanya'da artan vaka sayıları ekonomi üzerinde de negatif etki yapmayı sürdürüyor. Dün Avrupa Merkez Bankası 28 Ekim'de gerçekleştirdiği faiz toplantısının tutanakları açıklanırken yüksek enflasyonu geçirdiği yüksek enflasyonu geçici olduğu konusunda görüş birlikleri içinde olduklarını fiyatlardaki artışın nasıl düşeceği konusunda ise görüş ayrılıklarının olduğu görüldü. Üyelerin bir kısmı enflasyonun artış hızındaki tek seferlik faktörlerin ortadan kaldırmanın enflasyonu aşağı çekeceği görüşünü belirtirken yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi için gerekli olan ücret enflasyonunu cansız olmayı sürdürdüğüne dikkat çektiler. Fiyatlardaki yüksek büyümenin er ya da geç ücretlere de yukarı yönlü çekeceğini savunan muhafazakar takım Avrupa Merkez Bankası üyeleri ise enflasyonun Avrupa Merkez Bankası'nın hedeflediği %2'nin üzerine oturması riskinin arttığını da vurguladılar. Dün euro dolar paritesinde yatay bir eğilim hakimken parite dolar endeksinin geri çekilmelerinden kaynaklı bir yükseliş hareketi yaşayabilir. Euro Türk lirası kurunda da dengelenme hareketleri yaşanırken 12,78 seviyesinin üzerinde de alış baskılarının sürdüğünü sürüyoruz, görüyoruz. Avrupa borsaları dünü İtalya hariç yüksek seyirle kapatırken Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın yansıması da borsalardaki düşüşleri de artıracağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda dün oynaklığın Amerika Birleşik Devletleri piyasalarının kapalı olması ve yurt içerisinde sakin bir veri akışı ile birlikte azaldığını görürken Bugün Amerika Birleşik Devletleri piyasaları da yarım gün açık olacak. Küresel anlamda veri akışı zayıf olmakla birlikte yurt içerisindeki finansal istikrar raporunda yakından takip ediyorum. Sabah saatlerinde 12 Türk Lirası'nın üzerinde işlem gören kurda 11,70 Türk Lirası 2 gün aşağı yönlü hareketlerde test edildi ve şimdilik destek bölgesi olarak da bu bölgeyi düşünebiliriz. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 12,50 ve 12,80 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11,70 ve 11,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise çaprazda da nispeten oynaklık azalsa da 13,13 ,13 Türk Lirası'nın ardındaki fiyatlamaları da dün görmüş olduk ve 13 Türk Lirası'nın altına doğru geri çekilmelerinde yaşandığını söyleyebilirim özellikle sabah saatlerinde 13.5 Türk lirası üzerinde kalıcılık sağlamaya devam etmesi durumunda yükseliş denemelerinde devamının geleceğini düşünüyorum. Yurt içerisinde finansal istikrar raporu açıklanırken Avrupa'da da veri akışı sakindi. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 14 Türk lirası ve 14,50 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13,30 ve 13 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should take it